Annem ve babamın evlilik yıl dönümüydü. Çok güzel bir İtalyan restoranında 4 kişilik yer ayırtmıştık. Annem, babam, ablam ve ben. Ailece biz bize kutlamak istedik bu seneyi. Çok önemli bir olaydı bizim için. O yüzden de çok şık olan bu İtalyan restoranını bulduk ve hepimiz çok şık giyinmeye karar verdik. Mevsimlerden bahardı. Ben de buna uygun olsun diye çiçekli elbisemi giymiştim. Babam takım giyecek, annem de ablam da çok güzel elbiseler giyeceklerdi. 40. yıllarını kutluyorduk. Kolay değil 40 yıldır evde kalmak. Saat 6 diye kararlaştırdık. Benim evim restorana çok yakındı. Hatta ben bulmuştum bu restoranı. O yüzden ben taksiye binerek tek başıma gitmek istedim. Bu tarz olaylarda her zaman 15-20 dakika erken gidip etrafa bakmak, bize servis edecek olan insanla tanışmak isterim. Benim garip bir alışkanlığım işte. Restorana vardım, tam içeri girecektim ki mesaj geldi. Annemden de gelen mesaj, anlamsız kelimeler yazmıştı. Hiç anneme göre değil. Birkaç kere mesaja baktığımda yanlış harflerle "lütfen yardım et" tarzında bir şey yazdığını anladım. Gözüm yukarı saate kaydı. Saat tam 5:33'tü. Normalde telefonu tuş kilidini almamış der ve geçerdim. Ama bu çok garip bir mesajdı ve o saatte yolda olmaları gerekiyordu. Çünkü daha ablamla konuşalı 2 dakika bile geçmemişti. Cevap yazdım, "İyi misin? Bir şey mi oldu? Yolda mısınız?" dedim. Bunun ardından hemen mesaj geldi. "Annem kusura bakma yanlış olmuş" yazmıştı. Ben de kesin bir şeyleri karıştırırken yanlış tuşa basmıştır diye düşündüm ve geçtim. Restoran çok güzeldi. Tam bir bahar havası vardı. Bizim ayırttığımız masaya gitmeden önce bir tuvalete uğramak istedim. Ne de olsa bir sürü resim çekecektik. Makyajımı tazeledim. Ben hala tuvaletteyken annemin yazdığı anlamsız mesajın ardından 1-2 dakika geçmişti. Ve ona benzer bir mesaj da babamdan gelmişti. Yine anneminki gibi saçma sapan bir şekilde kelimelerden oluşan bir mesajdı. Babam araba kullanırken "bırak mesaj atmayı, telefonuna dahi bakmazdı." Güldüm ve telefonu lobanın kenarına koyarak rujumu sürmeye devam ettim. Bu mesaj kesin cebinde yanlış yazılmış bir mesajdı. Hemen ardından annemden de bir mesaj geldi. "Babanın mesajını aldırış etme, yoldayız, birazdan görüşürüz" dedi. Gülümsedim ve bütün bu mesaj işini unuttum. Masamıza gittim, kendime bir kadeh şampanya söyledim ve bir şişe güzel şampanyayı da bizimkiler geldiğinde hazır olması için buza koydurttum. Aynı zamanda bizim masamıza ilgilenecek olan garsonla da konuşuyordum. Rezervasyon yaparken söylememe rağmen tekrardan bugün önemini tembih ettim. Derken kadehim bitmişti ve beklemeye devam ettim. Saat 6:30'a geliyordu. Herhalde trafikte kaldılar diye düşündüm ve bir kadeh daha şampanya söyledim. Ama yine de ablamı bir aradım, cevap vermedi. Merak ettim, annemi aradım, telefonu kapalıydı. İkinci kadehimi de bitirdikten sonra garsondan özür dileyerek çok acil bir şey çıktığını ve iptal etmemiz gerektiğini söyledim. Hem çok endişelenmiştim hem de çok canım sıkılmıştı. Taksiye atladım. Aynı zamanda hala bizimkileri arıyordum. Ancak telefonları ya kapalıydı ya da cevap vermiyorlardı. Eve giderken yol üzerinde çok büyük bir kaza gördüm. Hemen taksiyi durdurdum. Çünkü o araba babamın arabasıydı. Koşarak olay yerine doğru gitmeye başladım. Polis beni durdurdu ve geçemeyeceğimi söyledi. Babamın arabası olduğunu ve buluşmaya gelmediklerini söyleyince geçmeme izin verdiler. Babamın kül olmuş arabasına bakıyordum. Bir polis memuru yanıma geldi. "Anladığım kadarıyla siz vefat eden insanların ailesisiniz. İsterseniz bu tarafa gelin, sizinle konuşalım" dedi. Bütün ailem yok olmuştu. Arabayla kaza yapmışlardı ve anında ölmüşlerdi. Ölüm saatleri ise 5:33'tü.